Acemi pokercilerle acemi artistlerin sonları genel itibarıyla hep aynıdır. Ya çok ciddi manada bir sopa yerler, dayak yerler ya da ellerinde avuçlarında ne varsa poker masasına bırakmak zorunda kalırlar. İkisinin ortak noktasını söyleyeyim şimdi sizlere. Acemi pokerciler genel itibariyle evlerinde fasulyesine poker oynarlar. Para kazanmak için er meydanına çıkma kararı verdikleri zaman artık her şeyi biliyorlardır. Onlardan iyisi yoktur ve kurtlar sofrasına oturabilirler. Kurtlar sofrasına oturdukları an itibariyle o kurtların hepsi onların gözlerinin içinden ne kadar acemi olduklarını bir saniyede falan anlarlar arkadaşlar. Acemi pokercilere ufak ufak kazandırırlar. Küçük küçük kazandırırlar ki iyiden iyiye kendisini güçlü hissetsin, heybetli hissetsin. Neyi var neyi yok masaya sürsün diye. Sonrasında bizim acemi pokerci şöyle eline bakar, ulan bunlar bütün blöfleri de yiyor zaten der. Bütün parasını masanın ortasına sürer. İşte o an itibariyle kurtlar hafiften gülümser. Neyi var neyi yok donuna kadar alırlar. Acemi artistlerin durumu daha içler acısı tabii arkadaşlar. Çünkü acemi artistler genelde trafikte görülürler. Son dönemde öyle. Daha önce her yerde görünürdü onlar ama şimdi daha sık trafikte görülüyorlar. Trafik hızla akarken sağa sola el kol hareketi yapmak kolaydır. Ama bir anda trafik sıkıştığında eğer ki bunlar delikanlı abilere böyle gider yapmışlarsa delikanlı abiler bunların yanında dururlar. İn bakalım kardeşim aşağıya derler. Güzel bir sopa çeker. Eğer ki acemiyseniz ikide bir blöf yapmayacaksınız. Bunun sonu belli çünkü. Öyle ya da böyle ya sopa yiyeceksiniz ya da bütün paranızı, servetinizi kaybedeceksiniz. Tüm bunları niye anlatıyorum? Vallahi bizim durum tamamen buna birebir şablon gibi oturuyor arkadaşlar. Onun için bu videoda bunu değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Hepiniz hoş geldiniz. Biz ne yaptık yakın zaman içerisinde? Şöyle bir sene öncesine geri dönelim. Londra swap piyasasında blöfümüzü çektik. Hatta üstüne bir de artistlik yaptık. Dedik ki bundan sonra size Türk lirası falan yok kardeşim. Peki abi dediler. Kenara çekildiler. Küçük küçük kazandırdılar bizimkilere. Bizimkiler de kendilerini güçlü hissettiler. Bütün piyasalara ayar veriyoruz, gider yapıyoruz dediler. Şunu fark etmediler. Bu oyun hala devam ediyordu. Yine bizimkiler çok yakın bir zaman içerisinde, üzerinden daha bir hafta bile geçmedi. Geçen cuma günü falandı galiba. 3 İngiliz bankasının işlemlerini durdurdular. Türk lirası işlemlerini durdurdular. İngiliz bankaları da peki abi dedi. Madem durdurdunuz sorun yok dedi. Pazartesi günü bizimkiler duruma uyandılar. Ya biz bu işi yaptık ama Türk lirası işlemlerini yasaklayınca dolar girişi de olmuyor. Bizim dolara ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Hemen yasağı kaldıralım dediler. Çünkü o 3 bankadan sonra swap piyasasında ne kadar banka, kurum, finans kuruluşu vesaire varsa hepsi Türkiye ile swap işlemlerini, Türk lirası işlemlerini durduruverdi. Bizimkiler de geri adım yaptı. Aynı o ağır abilerin arabadan inip iri yarı sizin böyle yanlarında küçücük kalmanızda alttan almanız gibi. Ve bizimkiler ne yaptı hemen? 3 bankanın işlemlerini yasallaştırdı. Tamam dedi, siz işlemlerinize devam edin ya. Peki bu 3 banka ne yaptı o arada arkadaşlar? Yok kardeşim dedi. Biz bundan sonra Türk lirası işlemi yapmayacağız. Bir de onların yanında yine Türk lirası işlemi yapmayacağız diyen diğer kurum ve kuruluşlarda ısrarlarını devam ettirince bizim Türk lirası piyasası iyiden iyiye sıkışıverdi arkadaşlar. Şimdi arka arkaya swap'la ilgili gelin ne olur swap işlemi yapın diye açıklamalar yapıyoruz. Bankaların swap yapabilecekleri işlem aralığını %40'tan %50'lere kadar çıkartmış durumdayız. Yeter ki swap işlemleri yapabilelim diye. Ama kimse, Türkiye'deki özel bankalarda dahil olmak üzere kimse bu swap işlemlerine artık yanaşmıyor. Çünkü abi ortada çok ciddi bir risk var. Çok ciddi cezalar var. Bankalar niye bu cezaları göze alsın ki durup dururken? Bir swap işlemi yapacak, bir döviz işlemi yapacak, arkasından BDDK şak diye cezayı yapıştırıverecek. Bankacılık sistemi tamamen kendisini durdurmuş durumda. Ne zamana kadar? BDDK öbür konuyla ilgili de geri adım atana kadar. Nitekim bakın görürsünüz çok yakın zaman içerisinde o konuyla ilgili de geri adım atılacak.
Bir başka konu, blöf meselesinden devam edelim. Hani bizim swap işi ne oldu arkadaşlar? Hani bize oluk oluk dolar geliyordu, her tarafla görüşüyorduk, herkese swap anlaşması yapacaktık. Amerika'dan, İngiltere'den, Japonya'dan oluk oluk dolar gelecekti Türk lirası karşılığında. Ne oldu o işlemler? Hala ortada herhangi bir şey yok. Size bir hafta önce demiştim ki yakın zaman içerisinde swap işlemleri olmazsa, ki olma ihtimali çok düşük. Çünkü bu ülkelerin hepsi zaten Türkiye ile işlem yapmayacaklarını açıkladılar, söylediler. Satır aralarını doğru düzgün okursanız böyle bir işlemin gerçekleşmeyeceği çok net bir şekilde ortadaydı. Ona rağmen bizimkiler piyasayı gazlayarak, sadece sözlü balonlar şişirerek, söylentiler geliştirerek, ki en büyük hatalardan birisidir bu, piyasaları bir miktar dengelediler. Şimdi işin rengi çok ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. Deniz bitti, kara göründü. Swap işlemlerini bırakın ülkeler arası, bankalar arasında bile gerçekleştiremiyoruz. Türkiye'deki özel bankaların yurt dışındaki swap işlemleri neredeyse sıfırlanmış durumda. İşte onun için zaten adım atılıyor. Ya biz bir şey demedik canım, yapın siz swap'ınızı diye %40 olan limitler %50'lere kadar yükseltilmiş durumda. %100 olsa ne olur? Siz eğer ki Demokles'in kılıcı gibi kendi bankacılık sisteminizin üzerinde durursanız ve siz eğer ki Londra piyasasında orada burada sürekli olarak madik atma kafasında olursanız, kimse sizinle işlem yapmaya yanaşmaz. Kusura bakmayın. Sizin blöf yaptığınız çok net bir şekilde ortaya çıkar. Ortaya çıktığı an itibarıyla da arkadaşlar, işte o zaman kurtlar devreye girmeye başlar. Senin dövizin mi yok kardeşim? Mevcut Türk liramla öyle işlemler yaparım ki döviz piyasasında alt üst ederim demeye başlarlar ve bu durumda da neye uğradığını şaşırırsın. Yarın öbür gün dövizde inanılmaz yukarı hareketlerle karşı karşıya kalıverirsin. Bir başka blöf. Borcunuzu ödemeyiz kardeşim blöfü. Ya Türkiye'nin her şeyini toplasanız o büyük kurum ve kuruluşların, bankalarının çok küçük bir kısmına denk geliyor. Bizden alacaklarının tamamını alamasalar bile yine de onlar için sadece bir zarar hanesi olur. Yarın öbür gün kapılarına gittiğiniz zaman 1 milyar dolarlara muhtaç hale gelirsiniz. Ve o zaman da bütün finansal sisteminiz alt üst olur. Eğer ki artistlik yapıyorsanız tamamen arkasında duracaksınız. Finansal sisteminizi kökten değiştirme niyetindeyseniz değiştireceksiniz kardeşim ve bunun arkasında duracaksınız. Tüm kambiyo rejiminizi değiştireceksiniz. Tüm döviz sisteminizi değiştireceksiniz. Hayır kardeşim, ben bundan sonra dalgalı kur sistemi içinde değilim. Ben bundan sonra sabit kur sistemine geçtim. Bu sistem içerisinde ilerleyeceğim diyeceksiniz. Ben swap piyasasında olmayacağım. Ben uluslararası piyasalarda işlem yapmayacağım diyeceksiniz. Ben ihracat yapmasam da olur kardeşim. Ben ithalat da yapmayacağım diyeceksiniz. Ben kendi tarım ürünlerimi kendim üreteceğim. Kendi sanayi ürünlerimi kendim üreteceğim. Kendi teknoloji ürünlerimi kendim üreteceğim diyeceksiniz. Bunları yapma gücüne sahipseniz o zaman artistlik yaparsınız. O zaman yumruğunuzu masaya vurursunuz ve dersiniz ki kardeşim benim size ihtiyacım yok. İşinize geliyorsa ya benim kurallarıma göre bu oyunu oynarsınız ya da oynamazsınız, çeker gidersiniz. O zaman kimse size hiçbir şey diyemez. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sizin ekonominizin büyüklüğünün, küçüklüğünün de bir önemi kalmaz öyle bir durumda. Kapatırsınız kendinizi. Uluslararası sistemin tamamen dışına atarsınız kendinizi, entegrasyonunuzu tamamen durdurursunuz, IMF, Birleşmiş Milletler gibi tüm sistemlerin içerisinden çıkarsınız, NATO'da yer almazsınız, sınırlarınızı kapatırsınız. Aynı Arnavutluğun bir dönem yaptığı gibi hiç itirazım yok. Evet olabilir. Bu bir tercihtir, bu bir karardır. Ya da Küba'nın yaptığı gibi bir dönem. Onlar bile şimdi ufak ufak açılmaya başladı. Dersiniz kardeşim benim sistemim bu. Ben sizin sisteminizin içerisinde yer almak zorunda değilim. O zaman ne yaparlarsa yaparlar. Ama siz hem oyunun içerisinde kalmak isteyeceksiniz, hem yabancı sermayeyi Türkiye'ye çağırmaya çalışacaksınız, finans sistemi içerisinden borç bulmaya çalışacaksınız, öbür taraftan da millete atar gider yapacaksınız. Bunu kimse yemez arkadaşlar. Çok üzülerek söylüyorum. Rakamlar her geçen gün biraz daha bozulmaya devam edecek. Dolardan, eurodan, borsadan falan bahsetmiyorum. Ekonomik rakamlardan bahsediyorum. Çünkü
hata üzerine hata yapılmaya devam ediliyor. Hatanın da hiçbir yerinden dönülmemeye devam ediliyor. Finansal cepheye baktığımız zaman, daha doğrusu para piyasalarına baktığımız zaman 7.20'lerden 6.80'lere gelmiş dolar kurunu bir başarı olarak piyasaya lanse etmeye çalışıyoruz. 6.80'den yukarıya doğru öyle bir fişekler ki 7.98 seviyelerinden bile kuru tutamazsınız. Ve o zaman ben ne yaptım diye başınızı duvarlara vurursunuz. İşin kötü tarafı, daha büyük bir devalüasyonist ortam olursa bütün sisteminiz alt üst olur. İşte o zaman ithalatın önünü harbiden kesmek zorunda kalırsınız. Ya da zaten kendi kendine kesilir. Peki biz buna hazır mıyız? 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir söylüyoruz. Zamanında kuru baskılayacağımıza teknoloji ürünü geliştirmeye odaklansaydık, sanayi ürünü geliştirmeye odaklansaydık, tarımda kendimizi geliştirmeye odaklansaydık şu ana kadar çoktan hazırlanmış olurduk. Kurla ilgili yükselişler de bizim için o kadar önemli olmazdı. Bu koşullar içerisinde kurda oluşacak ataklar, bu ataklar öyle ya da böyle gerçekleşecek. Çünkü kasada para kalmadı. Her geçen gün Merkez Bankası'nın rezervleri tükenmeye devam ediyor. Turizm gelirlerini sıfırlanmış, işçi döviz gelirlerini sıfırlanmış, ihracat yapamıyorsunuz, ithalatınız mecburen artmaya devam ediyor. Bunun önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Hadi tüketim malzemesiyle ilgili ithalatın önünü kesin. Ama en büyük kalemlerinizden birisi olan enerji ithalatının önünü nasıl keseceksiniz? Takır takır doğalgaz, petrol ithal etmek zorundasınız. Neden? Orada da bir alternatifiniz yok. Uzun zamandır bas bas bağırdı insanlar. Güneş enerjisini kullanın, rüzgar enerjisini kullanın, hidroelektriği kullanın diye bas bas bağırdı. Kimseyi dinlemediniz. Doğal olarak arkadaşlar, bizim döviz giderlerimiz her geçen gün artmaya devam edecek. O dövizi nereden bulacağız? O doları nereden bulacağız biz? Ortada ihracat yokken, turizm geliri yokken, yurt dışından borç bulamıyorken nasıl ödeyeceğiz enerji borcumuzu? Rusya'ya o zaman yepyeni tavizler vermek zorunda kalmayacak mıyız? Hadi bırakın tavizi, Ruslar bizim kapımıza dayanmayacak mı? O çok dost bildiğimiz Azeriler bizim kapımıza dayanmayacak mı? Bize olan borcunuzu ödeyin yoksa muslukları kapatırız diye. Arkadaşlar, biz en ufak bir indirim istediğimizde bile hem Ruslar hem Azeriler olmaz kardeşim, biz herhangi bir indirim yapmayız dediler. Keza İran da dedi bunu. Bu paraları takır takır ödemek zorundayız. Bugüne kadar borçla bir şekilde çevirmeye çalışıyorduk. O borcu da bulamıyoruz. Sonumuz ne olacak? Türk lirası ruble işlemleri yapabilecek miyiz? Bütün petrol piyasası dolara endekslenmişken Ruslar dahil herkes petrol alım satım işlemlerini, doğalgaz alım satım işlemlerini tamamen dolar üzerinden yapıyorken ve bu tabloyu herkes görmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı için de ne yazık ki her zaman olduğu gibi vatandaş olarak bunun bedelini en ağır şekilde hepimiz ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Diğer taraftan eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza da destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.